Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek de çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi size yine iğneden tabi model tarif edeceğim modelim de şu şekilde Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde Saksıda atan Çiçekmiş ismi arkadaşlar Modelimiz bu şekilde ara suyu var Ve Çiçeğimiz de bu şekilde Bu modelden arkadaşlar Değişik böyle iğne aşkıydı galiba 2-3 tane saksıda atan çiçekler modeli Instagram üzere geldi Ve bu modelden sizler için Artık arkadaşlar bir tane yoğun istek üzerine tasarlamak istedim. Şimdi modeli nasıl tığ çevirdim? Ara suyundan vardı arkadaşlar ve yanına yaptım ama bakın mesafesi buraya beyazdan iki tığ battı yeterli. Aram suyu olduğu için denedim akşam. Bu şekilde bayağı bir aralık fazla oldu bence. İki tane tığ battı yeterli. Şimdi bu ara suyuna da size. Bu şekilde göstereceğim yani iki battıdan sonra başlayarak daha yakın bu saksımız bu ters kaya biliyorsunuz iğne oyasında bunun ismini saksı bunu da çiçekler olarak vermişler ismini saksı da çiçekler olarak koymuşlar modelimizin ismi saksıda açan çiçekler evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar yemenimizin tığ battılarını bu şekilde hazırlıyoruz. Demin de söylediğim gibi iki tane şöyle ara suyumla arasında mesafemi bırakıyorum bu şekilde ve bakın arkadaşlar tığ battığımızda sık iğne ile sabitledik hemen yuva yapımına başlıyoruz 2 2 olarak bu şekilde minik bir yuva yaptım saksım için hemen 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi yaptığım bu yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitleyip bir tane yuva yaptım. Tekrar 3 zincir hemen aynı yere trabzanımızın içine sık iğne ile sabitledik. 2 tane 3 zincir yuva ile başlıyorum bu şekilde. 4 zincir çekiyorum. Bu modelde arkadaşlar iğne aslında da aynı şekilde e, ters kaya modelinin sadece yanlarından artıyor. Ortadan artırma yok. Bu şekilde şöyle kenardan sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Hemen ilk yaptığım tığ battanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bakın hep son taraflarda artırma işlemi yapacağız ve sondaki yuvamın içine bu şekilde girip 3 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 4 zincir Döndüm, şöyle bakın düz düz. ile başladık, 3 oldu. Şimdi tekrar yine sonda art, arkadaşlar artıracağız. Bu, bakın köşeler birbirini artırm olduğu için sıkışmış olabilir. Biz onu tırnağımızda şöyle gevşeterek bu şekilde açıp şöyle rahat bir şekilde gireceğiz. Çünkü bizim amacımız minik minik yuvalar yapmak. Onu da bu şekilde tırnağımızla aralayarak gayet rahat bir şekilde yapabiliriz. 3 zincirimi çektim. Sonuncu yuvanın içine de girip sık iğne ile sabitledim. Yine arkadaşlar 3 zincir çekip artırma işlemini bu son yuvamızda tekrar ediyoruz. Evet 3 olan yuvam bu şekilde 4'e çıktı. Köşelerde 4 zincir, malum dönüşlerde ip yeniyor arkadaşlar, daralma oluyor. Şöyle bu demin de söylediğim gibi şöyle tırnağımla yapıp rahat bir şekilde girebilirim. Girmek için uğraşmama hiç gerek yok bak. 2 saat deliği aralayıp tığla açacağım diye uğraşmaya gerek yok. Şöyle bir tırnak darbesiyle hemen yuvayı genişlettim. 3 zincirimi çektim. Bakın sıradaki yuvamın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki yuvama girdim. Sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir. Yine sondaki yuvamızın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 2 ve 3 zincir. Artırmalar hep sonda. Sondaki yuvalara bir tane daha fazladan girip Şöyle burada olduğu gibi bakın artırmalar hep sonda. Şimdi artık 5'e ulaştığımız için artırma yapmayacağız. Şöyle bir zincirimizle dönüş yapmıştık. Sondaki yuvamın içine bu şekilde girdim ve sık iğne ile sabitledim. Bir tane bu yuvamız iptal ettik. Kesim işlemi yaptık. Bakın baştaki yuvamız iptal eksildi yani. 3 zincirimi çektim. Sıradaki yuvanın içine girip Şimdi 5 olan yuva sayım 4 olacak. 3 zincir bu şekilde sabitledim. 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincirimi çektim. Hemen en sondaki yuvamızın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın sahte sık iğne yapınca dibini otomatik arkadaşlar bu şekilde bir zinciri çekiyoruz onu söylemeden hemen bir zincirin çekilmiş olduğunu anlayalım köşeden yine bir tane yuvayı eksiltip 4 olan yuvamızı 3'e düşüreceğiz bu sırada 2 ve 3 zincir sıradaki yuvamızın içine girip sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir hemen bakın 3 zincir sondaki yuvamızın içine sık iğneyle sabitledim. Yuva sayım 3 oldu. 1 zinciri köşeye döndüm ve şu şekilde bakın. Hemen ilk yuvanın içine girip sık iğneyle sabitledim. 2 ve 3 zincir. Yuva sayımız 2'ye düştü. 3 zincir. Yavaş yavaş arkadaşlar tüm e, püf noktalarını söyleyerek anlatmaya çalışıyorum. Yine düz yüzüne dönüyorum. Bakın. Yine sondaki ilmeği bu şekilde sık iğne ile kestim. 1 2 ve 3. Sondaki yuvamın içine bu şekilde 3 zincirimi kapattım. Bakın arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle kenarlardan e, dönüp aşağıya doğru da inebilirsiniz benim tülbentin renginden tığlamam olduğu için bu şekilde burada ipimi koparıyorum şöyle ters tarafına denk geliyor bitişi buraya arkadaşlar girmeyeceğim bu üç zincirli son yaptığım tek yuvanın içine böyle üç tane kirpik yapacağım güzel durması için bu şekilde şimdi ipimi yakıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın bu şekilde Ters kayamız yani çiçeğimizin saksısı hazır. Şöyle ters tarafına çevirdik yaptığımız modeli. Bir altta iki tane yuva var. Oradan başlıyoruz. Şöyle sıkı iğnenin kenarından. Bakın arkadaşlar bu dipten hemen buraya kırmızı ipimle sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle 8 tane zincir çekeceğim. 6, 7 ve 8. Ortada bir tane bu şekilde bakın boş bırakıyorum bu yuvayı hemen yine ikilinin öbür tarafındaki yuvasına giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum bir zincirle düz yüzüne döndüm şu şekilde net göstereyim arkadaşlar bakın şöyle ikili yuvanın şu iki kenarından tutturup bu şekilde çiçeğim için yuva hazırladım bir defa tığımın başını doluyorum hemen kırmızı yuvanın içine girip iki şöyle iki aldım bakın buraya minik bir trabzanımı yaptım ve yine iki zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım bu yaptığım trabzanın arasına giriyorum 2 2 alarak yine ikinci bir trabzanımı yapıyorum İlk başlarken sık iğne var arkadaşlar. Bir de üzerine bir zincir. Aslında ilk yuvamızda 2 zincirli sayılıyor. Eğer iki zincir çekerek başlarsak çok büyük oluyor arkadaşlar. Denemesi serbest. Deneyip bakabilirsiniz. İki zincirimi çektim ve bir defa tığımı doladım. Yine trabzanımın arasına bu şekilde girip şöyle iki iki alarak üçüncü trabzanımı yaptım. Şöyle bir zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanımı aralıyorum. 2 2 olarak bakın. 4 tane buraya trabzanım hazır 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi hemen bakın trabzanımın arasına girdim şöyle son yaptığım yuvanın tam ortasına giriyorum buraya bu şekilde 5 tane bakın arkadaşlar kirpik yapacağım Şöyle güneş vurduğu için sanki gözükmüyor gibi geldi tekrar batmak istedim 5 zincirimi buraya bu şekilde kapattım kirpik olarak tekrar 5 zincir çekip ikinci kirpiğimi bu şekilde kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir hemen bakın son yaptığım trabzanımı kirpiklerim için yuva ediniyorum arkadaşlar bu şekilde çok güzel ve çok hoş 3 tane kirpiğimiz oldu hemen 8 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı 4 5 6 7 ve 8 şöyle direkt zinciri dibine kapatıyorum şu şekilde dibine de bir zincir çekiyorum bakın arkadaşlar bu artma işlemini ben ne fazla büyük modelde büyüktü hani o sadece ipteli olduğu için fazla kaba durmuyordu ben de ne fazla bol ne fazla dar yaparak bu şekilde ilk trabzanımı zincirini bu şekilde ayarladım daha bol için siz 10 tane zincir bile çekebilirsiniz Eğer buna bolluk seviyesine küçük diyorsanız şimdi tekrar yapalım bir defa tığımı doladım hemen bakın büyük yuvaya kırmızı yuvaya girip 2 2 alarak minik bir trabzan yap şöyle sıkı sıkı iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım zincirinizi ne kadar sıkı çekerseniz o kadar kalıp gibi trabzanlarınız olur bir iki zincir bir defa doladım en son yaptığım trabzanımın arasına girip iki iki olarak aldım şöyle bir iki zincir bir defa doladım buradaki trabzanımın arasına girip 2 2 olarak aldım. Evet 4 tane yapıyorum arkadaşlar. 4 de gayet iyi. 3'ü denedim. Çok küçük minnak oldu. Bir de buraya kirpikleri geliyor ya üzerine. O yüzden 4 gayet iyi. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi bu son yaptığım trabzanımın içine aralayıp sık iğne ile sabitledim. Yine 5 zincir hemen aynı yere 3 tane kirpik yapıyoruz 5 zincirde 1 2 3 4 ve 5 Evet bu şekilde kirpiklerimiz oluştu tekrar 8 zincirimi çekiyorum 4 6 7 ve 8 hemen bakın arkadaşlar sık iğne ile buraya sabitliyorum şöyle dibini öbür kesinin yanına yaklaştırarak yaparsanız daha güzel duracaktır Evet iki tanesini yaptım arkadaşlar çiçeğimizin dalı bu şekilde ee, şimdi diğer üç tane daha yapıp bunu beşe tamamlayıp geliyorum Evet dört tanesini şimdi hazırladım sonuncu içinde beraber yapmak istedim şöyle bir zincirimi çektim bir defa doladım. Hemen yuvadan girdim. Şu ipimi arkadaşlar şöyle kaynaştırayım. Sağlamlaştırayım. Bakın. Bu şekilde yine 2 2 alarak kapatıyorum. Sadece ilk trabzanımın zinciri bir. Diğerleri 2 zincir. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yaptığım trabzanımın içine giriyorum. Ve 2 şöyle sıkı sıkı alıyorum. Minik minik olsunlar diye. Zincirlerimi de gayet sıkı yapıyorum. Şöyle minik minik trabzanlardan oluşsun diye. Şimdi arkadaşlar araya girdim. Yine 2 2 alarak sıkı sıkı minik bir trabzan yaptım. Yine iki zincir bakın 4 tane yapıyoruz. Bir defa doladım ve trabzanımın arasına girip şöyle 2 iki alarak trabzanımı yaptım. 5 zincir 4, 5. Bu inceliğin diğer bir önemi de ipi gayet şu şekilde sıkı sıkı çektirmek. Şöyle arkadaşlar çekebildiğiniz kadar esnetebildiğiniz kadar esnetin. Yine 5 zincir. 5 zincirimi Son zaten arkadaşlar dördüncü trabzanımızı yuva olarak kullanıyoruz. Geriye üç trabzan kalıyor yani. O da boyutu için normal. Tekrar beş zincir şöyle kapatıyorum diğer kirpiklerimizin yanına toplamda 3 tane buraya şöyle şu şekilde minik kirpikler yapmış oluyoruz yine 8 zincir sıkı sıkı şöyle kalıp gibi 8 zincirimi bu 8 zincirli yuva yapmıştık. Alttaki yuvamız da 8 zincirden oluşmuştur Bu şekilde diğer Arkadaşlar çiçeklerimizin arasına kapattık. Son olarak yine bu arkadaş daha güzel duruyor. Hem burası kapanmış oluyor. Buraya da bir tane sık iğne yapıp şöyle dibine de bir zincirimi çektim. Hemen ipimi arkadaşlar kesiyorum. Şöyle arkada çektirip ipimi yakıp geliyor. Evet arkadaşlar şu bakın ortada bıraktığımız 3 zincirli yuvamız var ya onun içine bu şekilde sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde bakın. 3 zincirli yuvanın içine 5'er zincirden kirpik yapacağız. Kapattım yine bu yeşil yuvanın içine 3 zincir pardon 5 zincir buradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 2, 3, 4 ve 5 zincir. Aynı yuvanın içine 3 tane arkadaşlar zaten 3 zincirli yuvaydı. Bu şekilde sıkı sıkı şöyle dibine oturtturarak şu dibi oturtturması önemli çiçeğimizin güzel durması için. Hemen ipimi koparıyorum. 5 zincirden 3 kirpiğimizi yaptık. Ve şu şekilde kapattım. Hemen şu iplerimi yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Şöyle kendim yaptım diye demiyorum. Çok güzel oldu, çok zarif oldu arkadaşlar. Şimdi şu arası ununda nasıl yapıldığını tarif edeyim. Bir alt videoda yapmıştım ama olsun arkadaşlar. Bir iki iki tane atlıyorum. Bakın bu şekilde aralı mesafesi olarak. Çünkü sağda iki atlamıştık. Solda da iki battı atlıyorum ve sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen minik bir trabzandan yuva yapacağım. Bakın 2 2 olarak bu şekilde sabitledim. Buraya 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 4 zincir hemen döndüm ters yüzünden sıkı iğne ile buraya sabitliyorum. 5 zincir veya 6 dolur. İçine çünkü kirpik yapacağız arkadaşlar. Boş bırakmayacağız. O yüzden bir fazla çekebiliriz. Bakın. 6 tane zincir çekiyorum. Hiç şey atlamıyoruz. Yuva atlamıyoruz arkadaşlar. Tığ battı atlamıyoruz. Bir sonraki tığ battıya sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın bu şekilde ara suyumuzun yapılışı. Ve şöyle arkadaşlar acaba evet tığ battı varmış. Bazısında tığ battı var. Bazısında yoktu. 2 3 tane bu şekilde zincir çektim. Tığ battı. Bir tane ara boşluk olarak tığ battı yapıyoruz. Ve bir defa tığımı doladım. Yine aynı şekilde ki iki alarak buraya bir trabzan yaptım 5 zincir 5 zincirimi çekip hemen bakın bu trabzanımın arasına giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir döndüm şu şekilde buraya sık iğne ile sabitledim 6 tane zincir 5 ve 6 tomurcuğumuz 6 tane zincirden oluşuyor sık iğne ile sabitledim yine 6 zincir sıkı sıkı 6 zincirimi çektim hemen dibine arkadaşlar tığ battı atlamak yok hemen dibine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum yine 3 zincirimi çekip hemen yandaki tığ battıya bu şekilde sabitliyorum Şöyle bırakacağız artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar kepiğimizi de nasıl yapacağız? Şu şekilde onu da gösterelim bir tanesini. Şöyle o da tam olsun eksik bir şeyimiz kalmasın. 2 zincirimi çektim. Bu altı zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine sabitliyorum. Bu şekilde 2 zincirden buraya 3 tane minik minik kirpikler yaptık Şöyle dibine de bir zincirimi çektim ve dibinden kısacık bu şekilde bakın arkadaşlar minik minik üç tane kirpiğimiz oldu şunları hemen yakıp yanına da bir tane beyaz yapıp Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde yakın olduğu zaman bakın buradakine göre daha zarif durdu şöyle açık bayağı bir şöyle kendini daha iyi gösterdiğini düşünüyorum siz de iki taneden sonra olandan yapın arkadaşlar bu şekilde. Ve modelimi şöyle yan yana getireyim ikisini bir. E, şöyle daha bir zengin görünümü olsun arkadaşlar. Evet modelim bu. şekilde yapılışı. Çok da zarif durdu arkadaşlar. Birebir aynısını yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar sizler için. Ve eee. Siz de benim emeklerimin karşılığı olarak beğeni ve yorum yaparak bana destek oluyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.